Yazat ediyoruz, tesiste çalışıyor, bir düğün salonuyla anlaşma yapılmış, yarı ücretleri alınmış, ne bileyim işte buz dolaplarında eti, sütü, yumurtası böyle hazır bir iş. Şirket yürümüyor, hesapları çalışmıyor, bilmem faaliyet gösteremiyor, araştırdık ne yapılabilir. Borcu olmayan, sermayesi yatırılmış bir şirket bağışlanırsa onun üzerinden gidilir. Aksi halde şirket kurulacak, ne kadar kurulu onaylayacak filan gibi çıkmaz bir yol. Ne yapılabilir? Araştırdık çevremizden. Borcu olmayan, sermayesini tamamen yatırmış bir şirket bulamadık bize bağışlanmak üzere. O zaman ben kendim bir çözüm ürettim. Şirketi ben, sermayesini ben kendim yatırdım. Yeni bir şirket, geriye ne kalıyor? Kurulma işlemleri. Savcılıktan belgesini alacak, işte ticaret sigortasını takip edecek. Yani angarya işleri. Angarya işleri, o gün bizim belediyemizden bu işle ilgili olan arkadaşlar benim yeğenimi bulmuşlar, ona yaptırmışlar. Yeğenim bu şirketin 2 günlük sahibi. Ticaret sigortasında yayınlandı, ertesi gün belediyeye başvurdu. Biz de bu başvuruyu huzurumuza getirdik. Meclisin kararıyla bize bağışlanmış şirketi Ticaret Sigortası'nda yayınlattık ve belediyenin sermayesi yatırılmış, borcu harcı olmayan bir şirket oldu. Önceki şirketin yürüttüğü hizmetleri bu şirket üzerinden yürüte geldi. Yani burada bu süreçte hukuka aykırı bir şey yok. Ama siyasette solcular olunca, sosyal demokratlar olunca, yeğen de gündeme gelince herkesin ayarını kabarıyor. Hiç kimse doğruyu araştırmıyor. Sanki tek doğru onlar, tek hukuk planı onlar. Biz hep böyle birisinde köşesindeyiz. Mecliste rica ediyorum. Sizlerin çalışma arkadaşlarınız. Buraya takılmayın. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Her zaman söylüyorum. Cemil Deveci, bir hukuksuzluk, kasıtlı bir davranış, kamu zararı, tespit edilsin. Herkes bugün gidiyor. Her zaman söylüyorum bunu. Buraya takılmayın. Burada bir şey yok. Bu 7. galiba müfettiş var burada şu anda değil mi? Gitmedi daha. 7. müfettiş. Demek diyor 6 müfettiş geldi. 6 grup yani 12 müfettiş geldi. Bu şirketler üzerinde inceleme yaptılar. Benimle de görüştüler. Bunları bana söylemediler. Yani bu eksik var demediler. Bunları bir kez daha gözden geçirelim. Size yazılı olarak diğer arkadaşlardan da bir kısmı bilgi istiyor. Burada bu dilekçede istenilen tüm bilgileri ve tüm belgeleri her 4 grup için birer tane vereceğim. O belgeler üzerinden çalışmak mümkün. O belgeler üzerinden yorum yapmak mümkün. Önceki gelen müfettişler oralarda atlamışlar, eksik bırakmışlarsa buraya ilişkin böyle bir şey var. İstek var. Onu denetleyin. Eksik nedir, fazla nedir diye müfettiş isteyeceğim, onu söyleyeceğim. Orada da problem yok. Bana olan güveninizi devam ettirin. Ben burada dik duruyorum. Siz de beni görün. Birlikte çalışıyoruz. Bu kenti beraber yöneteceğiz. Stimol. Oradaki sorun var. Bir kendisi, iş merkezinin kendisi, bir de yerine yaptığı yavru iş. O yavru iş tüm ile hukuk dışı arkadaşlar. Tüm ile hukuk dışı. Bu şehre ben meydan okuyorum demenin Türkçesi. Türkçesi. Orada çok kararlı duruyoruz. Çok kararlı iş. Herkes bildiğine sıra herkes duysun. Yıkım kararı verdik. Para cezası verdik. Yıkım kararı verdik. Yasal hakları var. Bir, kararımızı tebliğ ediyoruz. Tebliğ süresi var. İki, dava açma süresi var. Dava açma süresinin sonuna kadar bize mahkeme kararı getiremezse yıkılacaktı. Sürede dolmuştu. Yani bugünlerde dolmuş olması gerekiyor. Bundan birkaç gün önce bir yürütmeyi durdurma kararı getirdi. O küçük yavru bina için. Ama o yürütmeyi durdurma kararı, yani avukat kendiliğiyle söylüyorum, sorunu çözen, yani yapılan işin hukuka uygun olduğu anlamına gelmiyor. Davayı kurnazlık yapmış. 60 günün işte son 45 gününde açmış. İşte 60 gün içinde 60 günde olmadan bize öyle bir karar gelebildi. Yürütmeyi durdurma kararı ek karar şöyle diyor. İdarenin savunması alıncaya kadar ve istenilen bilgiler, belgeler gelinceye kadar yıkım kararı durdurmuştur. Biz yıkım kararı verdik. Verdiğimiz sürede dolmuştu. Dolmadan 2-3 gün önce karar tebliğ edildi bize. Şimdi ilgili birimler tüm belgelerin bilgilerini hazırladılar. Avukatımız da orayla ilgili bizim savunmamızı, görüşlerimizi iletiyor mahkemeye. Sanıyorum 15 günlük süre içinde o yürütmeni durdurma talebinin
karşı tarafın talebini reddine ilişkin bir karar gelir. Biz de dava sonucunu beklemeden yıkarız. Şeye gelince, büyük binada da bir takım şeyler var, sorunlar var. Proje tadilatıyla geldiler. Projeye uygun olmayan imalatlar varmış galiba. Proje tadilatının onaylanması aşamasında o bina için de açılmış davalar vardı zaten biliyorsunuz. Çevre düzenleme planının iptali ve onun için de açılmış davalar vardı. O şey için de bir mahkemede bir karar var. Orada da şöyle bir tartışma oldu. Orası iş merkezi olarak Atakum Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış. Bilir kişiler bildiğim kadarıyla burası iş merkezi değil, AVM yönetmeliğine uygun ve daha ona yakın AVM olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda Atakum Belediyesi'nin inşaat ruhsatı vermesi hukuka uygun değildir. Doğru yorumluyorum değil mi? Hukuka uygun değildir. İptal gerekir diye bir karar verildi. Ben de kararı gayri resmi gördüm. Tarafımız olmadığımız için bize tepki edilmedi. Bize bugün yardım gelir. Şimdi orada da öyle bir bekleyiş var. Büyükşehir'le oturup konuşacağız. Ne yapacak, nasıl gidilecek? Şimdi bir tarafı mahkemede. En azından bir yatırım. O binanın içinde kira sözleşmesi yapılan çok sayıda insan var. Orada ben de seçim öncesinde ifade ediyordum. Hem de belediye başkanı olduktan sonra o kiracılarla tek tek görüştüm. Meslek edindirme kursları açıyoruz. Burada yetişen çocuklar, Atakum çocuklar orada çalışacak diye bir beklentimiz var. Ciddi bir şeyde baskı var ama bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak anlamına gelmiyor. Kolaylık sağlayacağız ve hızlandıracağız. Böyle bir mahkeme kararı, mahkeme süreci orada da var. Büyükşehir Belediyesi ile taraflarla görüşerek hızlı bir çözüm orada da üreteceğiz. Hukuksuzluğa, özellikle imar aykırılığına bu önümüzdeki süreçte asla izin vermeyeceğiz.